Düşüğü engellemek için tüp bebek tedavilerinde ne yapmamız gerekiyor? Bu soru çok güzel bir soru oldu efendim. Burada düşük aslında tüp bebek tedavileri sonucunda bir embriyo kaynaklı problemlerden bir de fizyolojik ve anne rahminden kaynaklanan problemlerden ortaya çıkar. Öncelikli olarak hasta zaten önceden muayene edildiyse ve uterusla ilgili bir doğumsal anomali yoksa ya da bunlar düzeltilirse düşük yapma ihtimali aslında azalır. İkincisi miyom ya da düşüğe neden olacak mekanik bir problem varsa, polip varsa bunlar hem gebe kalmayı hem de düşük yapma ihtimalini artırır. Bunları almak ya da önceden ortadan kaldırmak gebelikteki düşük ya da gebe kalma şansımızı artırabilir. Bunun yanında yine işte hidrosalpinks gibi bir takım şeyler, biyokimyasal gebelik gibi çok erken gebelik düşüklerine neden olabilir. Bunları da ortadan kaldırmak yine mekanik etkileri ortadan kaldırdığı için düşüğü engelleyebilir. Ve bunun yanında tüp bebekte tedaviyle birlikte embriyo transfer yaptığımızda progesteron yetmezliği de gelişebilir. Tedavinin etkisine bağlı olarak ve bunun için de hem işte vajinal kullanılan progesteron jeller ya da haplar, yine bunun yanında kalçadan yapılan bir takım iğnelerle ve yeni bir tane de cilt altı yapılacak iğne çıkacak. Bunlarla progesteron desteği verilerek en azından embriyonun rahme tutunması ya da erken dönem düşüklerden engellemeye çalışabiliriz. Ama bunun dışında eğer embriyo kaynaklı, embriyonun örneğin DNA'sında bir problem varsa bunu da ortadan kaldırmak için PGD dediğimiz ya da preimplantasyon genetik screening dediğimiz bir takım yöntemlerle düşük nedeni olacak bir takım kromozomal yapısal problemler ortadan ya da yapısal kromozom problemi olan hastaların embriyolar transfer yapılmayarak yine düşük şansını ya da düşük olma ihtimalini ortadan kaldırılabilir. Bunlar özellikle ileri yaş anne adaylarında ya da tekrarlayan IVF başarısızlıklarında ya da tekrarlayan düşüklerde yapılan işlemlerdir. Bunun yanında işte erken dönemde bazen servikal yetmezlik dediğimiz rahim ağzı yetmezliği olabilir. İşte bunlara dikiş atılarak ya da başka yöntemlerle rahimde çocuğun tutulmasını ya da işte rahim ağzının erken açılmasını önleyebiliriz. Bunlar da düşüğe karşı alınmış önlemler olur. Bunun yanında işte kan diyotisi ilaçları olarak halk arasında bilinen ve bunlar düşük yaptığı yönünde bir takım öngörüler olduğu için bu ilaçlar da kullanılıyor. Fakat bunların hiçbirisinin daha bilimsel olarak gebeliği rahim içine taşınmasını artırdığını gösteren çok fazla elimizde kanıt yok. Bu kadar çok kullanılmasına rağmen hiçbir çalışmada özellikle antifosfolipid antikor gibi çok özel durumlar yoksa aslında çok fazla pozitif olarak etkinliği gösterilmemesine rağmen kullanılıyor. Hani bunun da bir pozitif bir etkisi olduğu söylenememekle birlikte örneğin biz de bazen bir defa ya da iki defa başarısız IVF olanlar ya da düşük olanlarda bu ilaçları kullanıyoruz. Ama pozitif etkisi çok kısıtlı bir hasta grubu dışında tartışılan bir ilaçtır. Çok teşekkür ediyorum.